stoner olarak geziyorum New York sokaklarında. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start. Çıkarayım bakayım şapkayı. Okay, maybe no şapka. Prime Park'a geldim. Christmas olduğu için bütün parkta şöyle küçük küçük vendorlar hazırladılar. Ortada bir ice skating var. Hem size etrafı göstermek istiyorum çünkü New York'u göstermemi çok istiyorsunuz. Özellikle Christmas döneminde çok daha farklı renkli bir şey oluyor New York hali. O yüzden beraber gezeceğiz. Işığımız nasıl? Yani stabilizer'ımın ışığını kullanıyorum ama umarım yetiyordur. O yüzden beraber gezeceğiz. Maalesef artık gün çabuk battığından, maalesef artık günler çabuk karardığından, gündüz karar nasıl deniyor? O yüzden elimden geldiğince etrafı çekeceğim. Biraz da sohbet ettiğimiz bir vlog olacak. Bir köşeye geçip oturana kadar böyle size etrafı göstermek istiyorum. Bu arada bu kadar insanın içinde kocaman elinde kamera, ışıklı bir kamera ile ve mikrofonlarla gezmek hala bir tık böyle yaptırabiliyor beni. Bu tarafa geçip size şimdi ice skating'i göstermek istiyorum. Çok güzelsin, çok magical'sın ya. Şuraya bakın. Nasıl ışığımız şu anda? Fena değil gibi. Yaptığım teçhizatı görseniz şu anda var ya. Hala insanlar böyle acayip acayip bakıyorlar ama ben de gerçekten tam yolun ortasında kurmuş olabilirim bu teçhizatı. Arkamda New York Library benim en sevdiğim kütüphanelerden bir tanesi. Sanki çok kütüphane gittim burada ama yıllardan beri gittiğim bir kütüphane. Neyse kameram tam yolun ortasında olduğu için insanlara çarpma ihtimali var ama background bu olmayacağı için değiştiremiyorum. Sorry. Bunu biraz daha yükseltme şansım var mı? Yok. Okay. Şimdi bu videoda biraz sohbet etmek istiyorum. Sohbet ederken de bu az önce çektiğim şeyleri falan buralara ekleyeceğim. Yani hem Bryant Park'ta böyle benimle geziyormuşsunuz gibi olsun istiyorum hem de sohbet ediyormuşuz gibi olsun istiyorum. Son dönemlerde psikolojim sallantılı ve podcastlerimi ya da Instagram'ımı takip ediyorsanız aslında bu sıra biraz daha kendini önceliklendirme konusunu daha çok vurguluyorum. Kendimle de alakalı belki bunu en çok kendime söylemek, kendimi hatırlatmak istiyorum. Buradan başlayabilirim. Aslında New York'a taşındıktan sonra 1-2 seyahat ettim ve New York adaptasyonumu geciktirdiğini fark ettim. O yüzden ne zamandan beri diyeyim, Temmuz'dan beri hiç seyahat etmeyeceğim diye karar verdim ve seyahat etmiyorum ama bayağı bir zorlanmaya başladım son dönemlerde. Çünkü vücudum seyahat etmeye alışkın olduğu için biraz bunun eksikliğini hissediyorum. Türkiye'yi atladığım için bu yıl onun eksikliğini hissediyorum. Homesick hissediyorum. Yani evi özlediğimi hissediyorum. Türkiye'yi özlediğimi hissediyorum. Ama şu anda kalkıp gidemeyeceğim. Onu da biliyorum. Yine uymuyor planlarıma. Hafta sonu çok güzel geçti. Buralara eklerim onları da. Birazcık şeye inanıyorum galiba. Burada birçok şeye evet demenin gücüne. Çünkü insanları tanımıyorum. Yeni geldim. Ve burada insan tanımak istiyorum. Biliyorsunuz artık yani puppy dog gibi bir şeyim zaten. İnsan tanımayı aşırı seven bir insanım. Gerçekten insan seviyorum. O haliyle bir gruba dahil oldum ve İyi ki de gitmişim. 3 gündü totalde, 2 gece. Mükemmeldi. Beraber yemek yaptık. Ben onlara mercimek köftesi yaptım. Reaksiyonlar Instagram'da olacak. Böyle alışveriş yaptık. Zaten Airbnb çok güzeldi. Hot tub vardı. Böyle hava buz gibiydi ve o buz gibi olan havanın içinde hot tub'a girdiğimiz için şu anda bilin bakalım ne oldu? Hastayım tabii ki de. Yani oradan hasta olmadan dönmem mümkün değildi zaten. Çünkü cıp cıp cıp. Son dönemlerde birazcık psikolojimi etkileyen de bir süreçteyim. Kendini önceliklendirmenin ne demek olduğunu hala tam oturtamıyorum. Belki o yüzden bol bol podcast'ta konuşuyorum, Instagram'da konuşuyorum, buraya gelip size anlatıyorum. Çünkü biraz da özümsemeye, hazmetmeye çalışıyor olabilirim bunları. Çünkü büyürken özellikle bazı şeyleri bazı kalıplara uydurarak büyüdüm. Kendi adıma konuşayım burada. Kendime ait bir şey yaptığımda onun bencillik olup olmadığını sorguluyorum. Doğru yapıp yapmadığımdan emin olamıyorum. İlla bir onay ihtiyacı yaşayabiliyorum. Kendimde fark ettiğim bir şey bu oldu açıkçası en fazla. Yani tabii ki bu psikolojik sürecimde zevk, arkadaşlarım, burada kurduğum yeni çevre, aktiflik, o rutinlik çok işe yarıyor ama aynı zamanda terapiye de geri döndüm. Bunu biliyorsunuzdur zaten özellikle beni diğer platformlarda takip ediyorsanız. İşte tam da benim gibi bir psikolojideyseniz, yurt dışında yaşıyor olabilirsiniz, aynı ülkede ailenizden uzakta olabilirsiniz, kendinizi tanıma sürecinde bocalıyor olabilirsiniz çünkü bu çok kolay bir şey değil. İlk duyduğunuzda tamam ya hadi bakalım kendimizi tanıdık, öğrendik ve bundan sonra buna göre kararlar alacağım, yarın bambaşka bir insan olduğum gibi bir senaryo maalesef
olmuyor. Denedim, asla olmuyor. Bir süreç ve birazcık sancılı süreç olabiliyor. Bazen iki ileri bir geri gittiğiniz bir süreç de olabiliyor. Bir anda hafızam doldu. En son neredeydim acaba? O kadar çok çekim yapıyorum ki. Buradayız. Don't worry, be happy. Neyse, o yüzden galiba Türkiye'ye gitmemek bana bu sıra birazcık ağır gelmeye başladı. Buradaki yoğunluk. Oysa ki biliyorsunuz New York'un da en tatlı sezonu yani şu anda. En cıvıl cıvıl olduğu her bir köşede insanların ışık. Yani insanlar buraya akın ediyor şu anda. Düşünün. Bana da böyle bir heyheyler geldi gibi. O yüzden yani acaba kendimi önceliklendirirken biraz fazla mı önceliklendirdim diye bir düşünmüyor da değilim yani. İşte ailem orada, arkadaşlarım orada. Kendi adıma da öyle söyleyeyim yani. Hani bazen burada birine hayır demekte zorlanıyorum. Muhtemelen people pleaser bir tipim. Muhtemelen değil bence. Kesin people pleaser bir tipim. Böyle aman da kimse üzülmesin, aman da kimse kırılmasın, yanlış anlaşılmasın, onlara onu sevdiğimi göstereyim derken bazen ekstra bir çaba içine girmiş olabiliyorum. Bunu isteyerek yapıyorum. İstemeden yaptığım için değil. Ama bazen kendimi arka plana atabiliyorum. Bu nedenden dolayı. Böyle bir süreçte işte o dengeyi kurabilmek için bazen dışarıdan yardıma ihtiyacının olduğunu fark etmek zor olabiliyor. Kabul etmek daha da zor olabiliyor. O yüzden bu bölüme sponsor olan Hayvel'e öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Terapinin herkes için olduğunu vurgulamak istiyorum. Yani ben bir süredir düzenli olarak terapiye yine geri döndüm ve gerçekten benim üzerimde çok olumlu bir etkisi var. Her hafta terapi gününü iple çekiyorum çünkü anlaşılabilir olduğumu hissediyorum. Bazen o kendimi çizdiğim yol haritasında dışarıdan profesyonel desteği almak o haritayı daha da netleştirmemi sağlıyor. Bir şeyleri gözden kaçırıyorsam yine ayna etkisiyle bana güzel bir ışık tuttuğunu da hissediyorum. Özellikle Hayvel'de herhangi bir seans ücret ödemeden önce 15 dakika ücretsiz ön görüşme hakkınız var. Ve terapistinizi yine ücretsiz olarak değiştirebilme, onunla da 15 dakika tanışma hakkınız da var. Ben böyle 4. dönememde kendime çok daha uyan, içime sinen, bir anda o bağı kurabildiğimi düşündüğüm insanla terapiyi bayağı bir süredir alıyorum. Süreçte bana gerçekten çok olumlu etkisi oldu. Toplu seans satın alımında Hayvel'in kendisi zaten bir indirim uyguluyor. Ama ayrıca Nurtaş 10 kodunu kullandığınızda ekstradan %10 da indirimden faydalanabiliyorsunuz. Kullanımı çok rahat bir platform. Hemen zaten deneyebilirsiniz. Link açıklamalarda bulabilirsiniz. Karanlık mı olduk acaba? Benim gözüm ışıktan var ya mahvoldu şu anda. Göremiyorum da kız. Bu hafta sonu ben buradaki influencer grubuyla bir getaway yaptım. Yani şehir dışına çıktım. Ve 7 kişilik gruptan sadece bir tanesini hayatımda 2 kere görmüştüm. İkincisi de ayaküstüydü. Influencer olduğu için diğerleri hani o güveni o sağladığını düşünüyorum çünkü konu çok saçma aslında yani hani hiç tanımadığın insanların arasına girmek ama bu benim. Tanımadığım insanların arasına girmeyi seviyorum. Hiç tanımadığım insanlarla 3 gün geçirmeye niyet edebiliyorum ve o sürprizden aşırı keyif alıyorum. Birçok insan sürpriz yumurta gibi gerçekten benim için. Ne hissediyor, ne yapıyor, yani hayatını nasıl yaşamış, burada mı? Çoğu birinci jenerasyon Amerikalı. Yani aileleri başka yerlerden göçmüş insanlar. Koreli vardı, Çinli vardı. Buraları zaten serpiştiririm videolardan. Türk, bir tek bendim Türk mesela. Yani ikinci dili olarak konuşan bir tek bendim. En güzel şeylerden bir tanesi böyle uyanıyoruz bir anda herkes kahvaltı hazırlamaya çalışıyor. Bir anda kahvaltı hazırlamayan bulaşığı yıkıyor, masaya kuruyor. O kadar böyle bir iş bölümü vardı ki birbirimizin arasında ve kimse böyle çok ufak detaylara takılmayan öyle bir ortamda hem karma işte insanların farklı milletlerden gelmesi ve tabii ki de bu arkadaşınız mercimek köftesi yapıp herkese denettim. Mercimek köftesini şeyin içine koyup marulun içine koyup limon sıkma ritüeli ve onlara öğretme faslı. Zaten yaparken de görüyorlar ya işte böyle mıncır mıncır şeylerle. Çok tatlı bir ortam olabiliyor. Galiba yabancı ülkede yaşayayım. Thank you. Thank you so much. Yani en sevdiğim şeylerden bir tanesi yabancı olmama rağmen yabancı gibi hissettirilmemem. Yani insanların direkt böyle seni kucaklaması, kültürünü merak etmesi, aksanını sevmesi, senin o expression dediğimiz yani senin o verdiğin reaksiyonları ekstradan dikkat etmeleri. Çünkü hani sen burada kendin olarak var olduğunda ortama başka bir şey getiriyorsun ve bu konuda açık fikirli olan insanlar, buna hazır olan insanlar seni o şekilde kabul edip seni de kendi içinde daha huzurlu hissettiriyorlar. Yani ben bunu niye böyle yaptım ya, bunu niye böyle söyledim, aman da bunlar beni sevmeyecek kaygıların olmuyor. Hatta tam tersi biraz daha sana işte ya iyi ki buraya gelmişsin çünkü başka bir renk getiriyorsun ortama, başka bir ışık getiriyorsun ortama, başka bir enerji getiriyorsun ortama. O yüzden kendin olmayı kabul etmek, kendin olmanın arkasında durmak da başka bir şey ya burada. Kolay bir şey değil, emin olun. Ben de hala zorlanıyorum çünkü İngilizcemin yetmediği böyle
bazen başka konulara girmek istiyorum, filozofluk falan yapacağım, tam psikologluk havalarına gireceğim. İngilizcem böyle okey, yani acaba doğru anlatabildim mi olduğum anlarım da olabiliyor. Ya da dediğim gibi bazı şakaları anlamıyorum, bazı kültürel referansları kaçırabiliyorum. Neyse ki Zek'le beraber olduğum için yıllardır oradan bir açık kapatmışlığım var. Ama genel olarak dediğim gibi bu kızlarla yaşadığım hafta sonu maceram resmen bir uyandırıcı etkiydi bende. Kendin olmaya çalışırken, her gün yeni insanlarla tanışırken, başka bir ülkede var olmaya çalışırken bunu deneyimlemek, kendini bunu deneyimlemek için alan yaratmak, risk almak. Çünkü bir riskti yani, ben 3 gün boyunca hiç tanımadığım insanlarla şehir dışına çıktım. Yolculuk yaptık beraber, alışverişler yaptık, para muhabbetleri döndü. Yani bunlar tanıdığın insanlarla bile sorun olabilecekken, para muhabbetleri döndüğünden kastım alışveriş olduğu için para paylaşımları yapıldı. Tanıdığın insanlarla bile sorun olma potansiyeli olan yerlerde çok yumuşak geçişlerle ve saygılı geçişlerle oldu bu. Bunun daha çok şeyle alakalı olduğunu düşünüyorum bu arada. Kendini aşmış, kendisiyle barışık olan insan dışarıya da bu enerjiyi yansıtabiliyor. Ve en önemli özelliklerden bir tanesi üstüne alınmama. Yani birisi bir şey yaptığında hani bunu bana nasıl yapar, bunu niye böyle yaptı gibiden ziyade o da öyle. Yani o da onun dünyası, o onu öyle yapıyor. Yani mesela biz yemekleri yaparken bize dahil olamayan insan vardı. Sonra bulaşığa dahil oldu mesela ama kimse o otururken hani niye oturuyorsun, niye yemek yapmıyorsun falan demedi. Ya da o havaya da enerjiye de girmedi. Hiç öyle bir gerginlik olmadı. Hatta böyle ilk gece oyun oynarken bayağı birbirimize sırlarımızı falan vermeye başladık. O konuda değişemiyorum bu arada. O çok iyi bir şey değil. Tamam, onu ayrıca not alalım. Hemen herkese sırlarınızı anlatmayın. Oralarda büyüyemiyorum ya anne. Yani bebekliğimden beri herkes her şeyini anlatma, herkes her şeyini anlatma diyor ama ben anlatıyorum. Çünkü why not? Bu arada şarjım da azalıyor. Bu bölümün genel yapısı kendini önceliklendirme ve suçluluk hissetmemek üzerine ya da bencillik. Bencillikle kendini önceliklendirme arasındaki en büyük fark ne biliyor musunuz? Bencillik de başka insana kasıtlı olarak zarar verme. Ben daha önemliyim. Birazcık böyle narsistik bakış açısıyla. Ben daha önemliyim. Benim istediğim daha önemli dediğinizde, yani karşınızdaki insanı görmezden geldiğinizde, onun düşüncelerini önemsemediğinizde, onu kırdığınızda, incittiğinizde bu bencillik olabiliyor. Ama iletişim kurulduğunda, sizin de ne istediğinizi bildiğiniz ve karşıki tarafa bunu yansıtabildiğinizde, ortak paydada buluşulabildiğinde kendinizi önceliklendirmiş oluyorsunuz. Çünkü bir diğer ucu bunun, kendinizden fedakarlık etmek, istemediğiniz halde yapmak, karşınızdaki insanın isteklerine odaklanmak ve sonunda kendinizi kaybetmek durumu da bir söz konusu senaryo olabiliyor. O yüzden bunun ortası iletişim. İletişim kurulmak zorunda. Kendinizi tanıma dediğimiz şey böyle geriye çekilmek, kendinize karşı dürüst olmak ve işte böyle alanlarda pratik yapa yapa bir şeyin oturmasına izin vermek. Çünkü bende de mesela çat diye olmuyor, hala zorlandığım yerler oluyor. Hala bir tık böyle acaba böyle yapmamalı mıydım, şöyle mi yapmalıydımlarım oluyor. Ama deneyim, yolculuk, hepsine açığım. Kendime karşı artık saldırmak istemiyorum. Beni en çok destekleyen şeylerden bir tanesi terapi, diğeri de günlük yazmak. Kendimle konuşmak, canım ben. Çünkü kendime de böyle terapi veriyor gibi oluyorum. İçimi dökmek istediğim bir video oldu. Çünkü hepimiz zaman zaman böyle süreçlerden geçiyoruz. Böyle durup durup ağlıyorum. Regle öncesi okey. Dolunaylar okey, Türkiye'ye gitmemem, homesicklik okey, yani sebebi ne olursa olsun burada duygu var ve ben bunun farkındayım. Burası böyle bir şişik şu anda. Şimdi yaptığım video olsun istedim. Umarım keyifle dinlediğiniz bir video olmuştur. Şimdi biraz sonra başka bir arkadaşla buluşacağım. Evet, yeni videolarla görüşmek üzere diyorum. New York çok güzelsin be. New York'um be. Alright, bye bye. Önce bir tuvalete gideceğim. Umumi tuvalet kalıcıyım. Umumi. Let's go to Paris for Christmas. This year.